Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir kuvvet ve denge sorusu var. Bakın metalden yapılmış KLM çubukları o noktasından birbirine bağlanmıştır. L çubuğu bir konumundayken K ve L çubuklarının küreye uyguladıkları tepki kuvvetlerinin büyüklükleri NK ve NL olmaktadır. L çubuğu iki konumuna getirip denge sağlandığında NK ve NL nasıl değişir diye soruyor. Bakın arkadaşlar öncelikle bu kuvvet dağılımlarını bir gösterelim. Bizim burada bir K çubuğumuz varmış. Bakın burada da bir L çubuğumuz var. Bu da M zemini. Ve buradaki açı 37 derece. Demek ki bu küre ağırlığından dolayı bakın K duvarına ve L duvarına bir etki yapıyor. Bunlar da aynı büyüklükte Bakın NK ve NL diye tepki kuvveti yapıyor. Ve biz bu tepkiyi bulurken kuyruklarını uzatın demiştik. Buradaki açı 53 derece. Ve biz ne yapıyorduk? X'ye koordinat ekseninin merkezini kulenin merkezine getiriyorduk. Bakın buradaki O noktasına bakın. Şuradaki O'yu böyle ittirmek ile ip bağlayıp çekmek aynı şeydi. Buna biz NL diyoruz. Bakın arkadaşlar. Daha sonra buradan ittirene de biz NK diyoruz. Ve buradaki açımızda ağırlığımız G'dir. Açımızda kaç derecedir? 53 derecedir. Ve buradan ne yapıyoruz? Bakın G ağırlığı kime eşit burada? L çarpı sinüs 53'e. Peki buradaki NK kime eşit? L çarpı kosinüs 53'e. Ve buradan büyüklüklerini buluyorduk. Mesela diyelim ki burası 37 iken mesela şöyle olduğu zaman... Buradaki açı azalıp buradaki açı ne yapıyor? Daha da fazla artmaya başlıyor. Tamam? Şimdi buradan bunu buluyorduk ama dersi anlatırken bir pratik yöntem vardı arkadaşlar. Biz buna demiştik ki el hikayesi. Bakın elimizi şöyle tutuyorduk ve şuraya da bir ağırlık alıyorduk bakın böyle. Bakın bu cismi böyle tutmak zordur ama bu cismi şöyle tutmak bakın bunu şöyle tutmak daha kolaydır. Niye? Çünkü aradaki açı büyüdükçe bakın el hikayesinde iki el arasındaki açı büyüdükçe sağ elimize ve sol elimize düşen kuvvet azalır. Ama iki el arasındaki açı azaldıkça bakın ellere binen yük ne yapar? Artar. Demek ki bu durumda bizim kamımız sabitken biz L'yi bir konumundan iki konumuna getirdiğimiz zaman iki tane el arasındaki açı ne yaptı? Arttı. Peki el arasındaki açı artarsa ellere binen yük ne yapar? Azalır. O halde doğru cevap D seçeneğidir.